4. sınıf çalışma soruları kitabı fen bilimleri 6. ünite insanlar ve çevre. Hemen bakalım 1. sorumuza. Gazete yapılan bir araştırmada dünyada üretilen gıdaların yaklaşık üçte birinin israf edildiğini belirlemiştir. Verilen habere göre aşağıdakilerden hangisi besin israfını önlemek için yapılması gerekenlerden biridir? her öğün için yiyebileceğimizden fazla yemek pişirmek israf önlemeye yönelik değil. Tüketemediğimiz tüm gıda ürünlerini çöpe atmak değil. Çabuk bozulan gıdalardan tüketeceğimizden fazlasını satın almak. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almak israfı önlemeye yöneliktir. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Bilinçli bir tüketicinin alışverişte yapması gerekenlerden biri değildir. Çabuk bozulan gıda ürünlerinden çok fazla almak bilinçli bir tüketicinin yapması gereken davranışlardan biri değildir. Buna göre hangi öğrenciler elektriğin tasarruflu kullanımı ile ilgili bilgi vermiştir? Okulda gereksiz yere ışık veren lambaları kapatmalıyız. Meyve ve sebzeleri yıkadığımız suyu çiçeklerimizi sulamak için kullanmak, elektrikle ilgili değil. Evimizde tasarruflu lambalar kullanmak, kullanmadığımız eşyaları istiyorsanız. Mert ve Begüm. Begüm Mert. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün çevreye verdiği önemi gösterir? Atatürk orman çiftliğini kurması çevreye verdiği önemi gösterir tabii ki. Bir apartmanda oturan aileler sağlıklı bir çevre oluşturmak ve doğal kaynakları verimli kullanmak için bazı kararlar alıp uyguluyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun doğru uygulamalardan değildir demiş. Baktığımız zaman katı atıkların hepsini bir plastik poşete koyarak apartmandan uzak bir sokağa bırakmak değildir. Altıncı sorumuz. Resimdeki yerleşim yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olur? Fabrika atıkları yakılmalı. Çevre temizlenerek ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı. Tabii ki bu doğru bir uygulama olur. Çünkü çöp, çöpler. Pek fazla da ağaç yok. Yedinci sorumuz. Çevre kirliliği olan bir bölgede öğrenciler toprağımız temiz kalsın projesi için afiş hazırlıyorlar. Hangisi olamaz demiş bu afiş? Çiçek ekelim toprağa cam ve plastik atıkları atalım ayrı kutulara. Bu olabilir. Temiz olursa suyumuz ve havamız tertemiz olur toprağımız zehir atıkları atmayalım toprağa hepsini dökelim akarsulara kesinlikle olmaz. Akarsuyu kirlettiğiniz zaman direkt olarak toprakta kirlenecektir zaten. Sekizinci sorumuz. Öğrenciler ormanları koruma konulu afiş çalışması yapıyorlar. Bunun için hazırlanan afişlerden biri olamaz diye soruyor bize. Ormanlara ateş yakmayalım kağıt tüketimini azaltalım çevreye atılan kağıtları tekrar kullanmak için toplayalım ormanlarda hayvanların yaşamasını engelleyelim olamaz suyu tasarruflu kullanma konulu bilinç e, konusunda bilinçli olan Zeynep Hanım evinde aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır suyu damlatan su damlatan muslukları tamir ettirmiştir Evet sebze ve meyveleri yıkarken çok fazla su kullanmıştır yapmaz. 10. sorumuz geri dönüşümü ile ilgili sorular ve bu sorulara verilen cevaplar tablo takibi etmiş Yanlış verilmiştir demiş. Atık miktarında azalma olur mu? Evet, doğru. Depolama alanlarında daha fazla çöp birikir mi? Evet. Doğal kaynak tüketimi tüketimini azaltır mı? Evet ama burada hayır demiş. Yanlış.